Evet. Şimdi bizim Türkiye'de konuların altını çizerler. Çünkü birçok şey zaman aşımına uğrar. Siyasette de Allah'a şükür gündemimiz bol. Her gün yeni bir sanal gündem oluşturuluyor. Gerçek meseleleri biz hep bir kenara itip böyle sanal gündemlerle oyalanıyoruz. Dolayısıyla yarın onun da üzerini çizebilirler. Ama burada dikkat edilmesi gereken mevzu şu. %7 barajı yanlış bir baraj. Çünkü Türkiye'de barajın olmaması gerekir. Tüm fikirlerin Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde savunulması, ifade edilmesi gerekir. İfade özgürlüğü gelişim için çok önemlidir. Biz barajın kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü en küçük fikrinden en büyük fikrine kadar bütün herkes orada düşüncesini ifade edebilmeli. 7 de azdır. Tamamen kaldırılmalı. İkincisi hükümet cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber vatandaşın aslında rahatsız olduğu daha doğrusu hükümet kanadının vatandaşa rahatsız olması gerektiği telkinlerinde bulunduğu koalisyon hükümetlerine geri dönüşü sağladı. Ne demek istiyorum? Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi bir cumhurbaşkanı seçebiliyor mu? Seçtim. O günün koalisyonu bugünün ittifakı. Aslında hiçbir fark yok. İnsanlar koalisyondan boşuna korkuyorlar. Çünkü fark eden bir şey yok. Ve enteresan bir şey daha söyleyeyim size. Türkiye'nin en büyük başarıları ekonomik anlamda AK Parti döneminde en büyük başarıları da 2002 ile 2013 senesindeki Dönemde kazandı ve yine parlamenter sistem vardı. Bu konuda da korkulacak bir şey yok parlamenter sistem açısından. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisinin oyları o kadar çok düştü ki yüzde otuzların altına düştü. Bakın ee, bazı kesimler bunu kabullenmek istemiyor fakat onlar e, sokaktan da korkmuşlar. Şimdi sokağa çıktığınız zaman insanların tavır, hal ve hareketlerinden ne kadar mutsuz olduklarını görebiliyorsunuz. Oylar düşünce ne oldu? Bir çözüm gerekiyor. Seçim kazanmaları gerekiyor. Seçimi nasıl kazanacaklar? Şimdi kalem elinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhurbaşkanımızın. Şöyle yaparsak bize daha çok yarar, böyle yaparsak bize daha çok yarar. Tüm bu matematik ve sistemsel çalışmalar neticesinde bugünkü ittifak sisteminin kendilerine zarar verdiği kanısına vardı. Yani ittifak sisteminde ne oluyor? Ordudan siz bir e, mesela İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi geçen dönem 2018 senesinde Ordu'da beraber ittifak olarak girdik. Biz kendi partimize İyi Parti'ye oy verdik. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Oylar toplandı. Biz 35 bin oy aldık. Cumhuriyet Halk Partisi de Sayın Seyit Torun'u meclise göndermişti. Fakat bizim aldığımız 35 binle biz Vekil çıkaramadığımız için ne oldu? Artı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdı ve adı güzel de Sayın Mustafa adı güzel de İyi Partili seçmenin oylarıyla gitti. Şimdi yeni düzenleme ittifak e, ortaklarının bu avantajını ortadan kaldırıyor. Yani biz İyi Parti olarak milletvekili çıkarmak için e, kesinlikle o barajı aşmamız gerekiyor. Aşamadığımız takdirde oylar kime gider? En büyük parti kimse ona. Zamanında Anavatan Partisi dar bölge seçimi yapmıştı. 2000 pardon 1987 seçimlerinde. Bu dar bölgenin yine bugünkü siyasi ortama uygulanmış hali ve ittifakların avantajını ortadan kaldıran bir yaklaşımdı. Dolayısıyla antidemokratiktir. Sadece iktidar kaygısıyla bir takım alanların refleksi sonucunda ortaya konmuş yasalardır. Bizim istediğimiz, yaşamak istediğimiz demokrasi bunu içermiyor.